kira yardımı orta sınıfın kirasını karşılamayacak veya bu kent çeperlerindeki yapılan konutlarda orta sınıf yaşamak istemeyecek. Ama bu yardımların maliyetini üstlenecek. Çünkü yani orta sınıf, maaşlı orta sınıf Türkiye'de gelir vergisini en orantısızca yüklenen sınıf. Gaz konusuna da gelecek olursak, burada da maliyetler var. İşte işleme maliyeti, arıtma maliyeti. Yani bu maliyetler kim tarafından üstleniyor? Fayda kime gidiyor? Bunu biz çok az konuşuyoruz. Bunu daha çok konuşuyor olmamız lazım. Yani sosyal yardımlar çok önemli tabii ki. Yani doğalgaz indirimleri de, diğer sosyal yardımlar da, bunlar tabii ki seçmenin çok karşılık verdiği konular. Bunlar önemli. Şöyle bir şey var tabii. Yani bu maliyet, bu yardımların özellikle dar gelir grubu için oy davranışını çok büyük ölçüde etkilediğini biliyoruz. Yani elindeki yardımları, bu bedava hizmetleri kaybetmek istemeyen seçmen muhafazakarlaşıyor. Yani iktidar seçmeni bunları kaybetme korkusuyla oyunu değiştirmeye çok uzaklaşıyor. Yani biz bunu yakın zamanda yayınlanan bir araştırmamıza da gösterdik. Evren Balta ve Selva Demiralp'le yaptığımız. Yani ekonomi kötü gidiyor, ekonomik şikayetler seçmenin iktidarla bağını çözüyor. Ama bu çözülme her gelir grubunda eşit değil. Yani biz daha üst segmentlerde bu çok daha kuvvetli bir şekilde görüyoruz. O çözülmeyi? Çözülmeyi, yani ekonomik krizden doğan memnuniyetsizliğin seçmeni iktidardan uzaklaştırdığını. Ama en aşağı gelir grubuna girdiğimiz zaman bu ilişkinin yok olmaya başladığını görüyoruz. Yani yine ekonomiden şikayetçi ama bu şikayetleri oyunu değiştirmesine yol açmıyor. Çünkü bir, relatif kaybı daha az. Bir takım sabit gelirleri var. Yardımlar gibi, bu bedava hizmetlerden faydalanan kesim olduğu için veya asgari ücret zamları. Onun için çok fazla relatif kaybı yok, bu bir. Ama daha büyük bir şey var. Elindekini kaybetme korkusu. Yani elindekini kaybetmek, elinizdeki ne kadar azsa o kadar maliyetli olmaya başlıyor sizin için. Ve o kadar riskten kaçan davranışlar sergilemeye başlıyorsunuz. Bu da sizi muhafazakarlaştırıyor. O yüzden evet, sosyal yardımlar, bunlar çok önemli konular. Ama şöyle bir durum var bu defa. Mesela bu defa muhalefet de bu konulara çok eğiliyor. Yani muhalefetin kampanyası da seneler boyunca hiç olmadığı kadar aslında yoksullukla mücadeleyi merkezine almış durumda. Geçmişte daha hani ilkeler, prensipler üzerine mesela CHP kampanyalarını görürdük. Bu defa yoksullukla mücadele ilk defa bu derecede kampanyanın merkezinde. O yüzden ciddi bir rekabet var ilk kez. Hı hı. Fakat dediğim gibi bu grup gerçekten daha kaygılı olduğu Peki. için bu kaygıları bertaraf edecek kadar net politikaların önerilmesi durumunda gerekiyor. Ancak oy değiştirme gerçekleşiyor. Şimdi hani programın hemen girişinde konuştuk ya, Adıyaman'da işte Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik o saldırılar. Sonrasında da hatta Kahta'ya gidilecekti. Oradan da geri dönüldü. Mesela ben gazeteci Altan Sancar'ın tweetine baktığımda Kahta'da Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki araçlara AKP Kahta İlçe Teşkilatı binası önünde bekleyenlerin küfürlü ve tekmeli saldırısının görüntüleri demiş, bir görüntüler paylaşmış. Yani orada AKP Kahta İlçe Teşkilatı binası önünde toplanan bir grup var. O grubun işte Kılıçdaroğlu'nun konvoyundaki araçlara yönelik saldırısı var. Az önce Ahmet Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Ey iktidar sahipleri, cami avlusunda cenazede siyaset yaparak, kardeşi kardeşe düşman ederek, hedef göstererek ne yapmak istiyorsunuz? Bugün Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çirkin olaylar bu iktidarın eseridir. Samimi Müslümanlar insanların camiye gelmesinden, sahabe türbesini ziyaret etmesinden ve Fatiha okumasından mutlu olurlar. Kem sözde ve hakaretle güçlerini korumak isteyenlerse insanları dinden ve ibadetten soğutur. Hiçbir iktidar gücü bu vebalin ağır yükünden kurtulamaz ifadesini kullanıyor Ahmet Davutoğlu. Bir de Ali Babacan'ın açıklamasını görelim. Öfke mi, sevgi mi? 14 Mayıs bu sorunun yanıtlandığı bir referandum olacak. İnanın mübarek bayram günü Sayın Kılıçdaroğlu'na yansıtılan öfke sevginin gücünden büyük değil. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Bey'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yani şimdi Hakan Çelenk burada, şimdi AK Parti'nin ilçe
binasının önünde toplanan bir grup ve işte mezarlıkta başlayan, sonra türbe ziyaretinde ve sonra aslında bir anlamda sanki hani böyle kah diye girişlerinin engellenmesi gibi kendisini gösteren tepkiler. Şimdi ilk bölümde de konuştuk. Mehmet Tezkan'ın orada aslında daha da farklı bir tepki gösterilmesi gerektiğini, daha güçlü bir tepki gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Sen de Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisinin sorumlu devlet adamlığının bir göstergesi olduğunu da söyledin. Evet, ama mesela arttığını görüyoruz mesela. Gün içinde 3 ayrı yerde 3 saldırı. Ne, yani bu nasıl yönetilebilir sence? Şimdi kahta burada kime hangi sorumluluk düşüyor ve en önemlisi? Ya burada öncelikle ülkenin İçişleri Bakanı'na düşüyor. Hı. Onu söyleyeyim. Az önce Müslüm Bey doğru bir şey, Müslüm Bey'in söylediği kadıklanıyor aslında. Var organize. Mı? Ha? Var mı? Milletvekili adayı. İçişleri Bakanı var mı? İçişleri Bakanı var. Çeşitli fotoğraf albümleriyle gündemde. Yarattığı bazen uluslararası skandallarla gündemdeydi. Bugünlerde tekrar sahaya indi. Depremden sonra çok sessizdi. Kendisi AFAD'dan da aynı zamanda sorumluydu. Deprem bölgesinde AFAD tartışılmaya başladıktan sonra uzun sürede ortadan kayboldu. Bugün tekrar tartışmayla gündeme geldi. Şimdi öncelikle ya biz nedir bizim geleneğimizde, politik geleneğimizde? Ya ne olursa olsun bir geçmiş olun deyin. Geçmiş olsun deyin. Ya İnek Hırsız Osman'ın Kılıçdaroğlu'na saldırdığı zaman hatırlıyorsunuz, az önce de örneğini verdik. O günden bugüne gelen süreç. Ya bugün Sayın Davutoğlu da aynı şeyi, program başında konuştuğumuz şeye dikkatinizi çekiyor. Ya bugün sorsam tarihe nasıl geçeceksiniz sevgili AK Partililer? Cami avlusunda, türbe avlusunda, kabristanda, kutsal mekanda, şehit cenazesinde, en saygılı Müslümanların en saygılı olması gereken alanlarda slogan atarak birilerine saldırmaya çalışanlar kimlerdir? A. CHP'liler. B. HDP'liler. D. İYİ Partililer. Ve AK Partililer. Sorunun yanıtı ne? Bu sorunun yanıtı tarihe böyle geçti. Ya bu bunun üzerine geldiniz ve konukseverlik. Ya ben Adıyaman'da 2 yıl yaşadım. O kadar konuksever, o kadar sevecen insanlardır ki. Ya biz Adıyaman'a ve Anadolu'nun bu konukseverlik geleneğine ya kahtaya konuk gelmiş. Ya Allah aşkına, ya ben ortalama bir kahtalının bunu tasvip ettiğini, onayladığını hiç düşünmüyorum. Aynen Müslüm Bey'in dediği yere geliyoruz. Siz bindirilmiş kıtalarla yaparsınız bunu. Kahtalılarla yapamazsınız. Bundan kahtalılar sorumlu değildir diyen bir kahta belediye başkanı arıyorum şimdi. Var mı öyle belediye başkanı? Kahtalılar konukseverdir. Bu cümleyi kuramıyorsunuz. Ya bu nasıl bir acziyettir bu? Adıyamanlılar konukseverdir. Adıyamanlılar bunu yapmadı. Biz dünyanın her yerinden konuklarımızı en iyi şekilde ağırlarız diyen bir Adıyamanlı kalmadı mı? Ya var, yetkili makamda Adıyamanlılar bunu diyorlar eminim. Yetkili makamda kimse kalmadı mı? Ya biz 800 yıl önceden ne olursan ol gel. Bu arada bir Müslüman geliyor ya. Bunu aklınızdan da çıkarmayın. Ne olursan ol gel diyen bir geleneği gelenekle övünür müyüz, övünmez miyiz? Bugün Adıyaman'da o utancı yaşatanlar. Bundan bu gelenekten nasiplenmemiş anladım. Organize şekilde gelmiş anladım. Ya arkadaş, AK Parti'nin bir sözcüsü var. Ülkenin İçişleri Bakanı var, ülkenin Sayın Cumhurbaşkanı var. Ya kardeşim bu olmaz diyecek gür sesle, ya seslerin ne kadar gür çıktığını duyuyoruz. Ya bakın hepimizin güvenliğe ihtiyacı var. Ya güvenlikle oy istiyorsunuz. Bakın terörle mücadele diye oy istiyorsunuz. Bugün seçim propagandası için TGC Anadolu'yu çok da güzel gemi. Oraya koydunuz, insanlar Anadolu'nun çeşitli yerlerinden ziyarete geliyor. SİHA'larla, İHA'larla güvenlik propagandasından oy istiyorsunuz. Hı hı. Ya geliyorsunuz, siz ülkede protokolünün 4 numarası, eskiden şu anda protokolde kalmadı ama eski düzende, yani Türkiye geleneklerinde Türkiye Cumhuriyeti protokolünün 4 numarası gidiyor ve 4 numarasını korumaktan aciz bir devlet erkanısınız. Siz busunuz ve öbürleri de sesini çıkarmıyor. Bu suça ortaksınız. Ya bu nasıl bir damgadır Adıyaman'a, Türkiye'ye, bu ülkeye ve bundan sonra olabilecek şeylerden sorumlusunuz. Ya bu peki nasıl bir kulaktan giriyor, öbür kulaktan çıkıyor? Ya bu bunu öncelikle bu ülkenin dindarlarının bu olaya tepki göstermesi gerekiyor. Bakın dini savunmak dindarlığını öne çıkarmayan insanlara kalmışsa, ya artık din elden gidiyor cümlesinde biz kuracağız herhalde artık.
Hani dine, çünkü artık başka şey kalmadı. Bu ülkenin kadim kültürü dinle birlikte yoğrulmuş. Ya siz ne yapıyorsunuz? Gerçekten ne yapıyorsunuz? Bir oturup bir düşünün. Şöyle, şimdi size gelmeden Mehmet Tezkan'ın o şeyini açmasını isteyeceğim. Çünkü hani şimdi belli ki yine göreceğiz maalesef. Yani hani görme olasılığımız yüksek bu tür saldırıları. Şimdi ama en nihayetinde Mehmet Tezkan, şimdi bunları hep ne diyoruz biz? Provokasyon. Şimdi provokasyon niye yapılır? Ortalığı karıştırmak için yapılır. Şimdi ama sizin söylediğiniz şekilde tepki verilirse bu tür hadiselere, bu o anlamda hani o istenilen o kutuplaşmayı iyice sokak düzeyinde de arttıracak bir sonuç üretmez mi? Gerçekten yönetilmesi zor bir süreç. O açıdan baktığınızda yine aynı noktada mısınız? Yani ne yapılabilir? Efendim? Peki yönetmenim diyor ki reklam